Önce eğitimleri alacağız. O eğitimlere göre kendimiz bilinçleneceğiz. Sadece İGDAŞ çalışanları 2125 çalışanımızın alacağı eğitim olarak bakmadık buna. Aileleri bu işin içine katmamızın aslında altında yatan sebep bireyden başlayıp aileye, oradan da topluma, bütün İstanbul'a bir farkındalık projesiyle bütün İstanbul'a bu bilinci tekrar tekrar hatırlatmak. ...7.4-7.5 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Böyle bir olay meydana geldiğinde İGDAŞ gibi bir kurumun ne olursa olsun bütün birimlerinin faaliyet halinde olması lazım. Çünkü birçok ihtiyaç olacak. İBB bence çok doğru bir adım atıyor. İGDAŞ çok doğru bir adım atıyor. Ve bu konuda kendi incinebilirliğini, işte zayıf noktalarını hepsini gidererek beklenen İstanbul depremi en iyi şekilde hazır olmaya çalışıyor. ...13-14 yaşlarındaki çocuklara doğalgaz vanasının, su vanasının, elektrik şalterinin nerede olduğunu göstermek ve onlara da kapatabilmeleri için gerekli eğitimleri vermek gerektiğini düşünüyoruz. En çok eşyaların sabitlenmesi gerektiği beni etkiledi. Kitaplığım, gardırop, evdeki çoğu eşya sabit değil şu anda. Bu eğitimi hemen eve gider gitmez ailemle paylaşacağım. Acilen bir acil durum çantası oluşturacağız. Bizim bu eğitimi çıkardığımız en büyük ders öncelikle bir acil durum çantası hazırlamamız ve evdeki bütün eşyalarımızı sabitlememiz gerektiği oldu. Bu filmleri çok farklı mecralarda bütün İstanbul'a ve bütün İstanbullulara izletmek istiyoruz ve yayınlamaya da başladık. Burada amaç bütün toplum aslında esasında bir bilinçlendirme yapmak. Sadece İGDAŞ değil. İGDAŞ bizim çıkış noktamız.